Mayıs'ta Sanat Grubu Bandırma Müzesi'nde gerçekleştirdikleri yağlı boya sergisinin açılışını yaptı. Sergi, M.Ö. yüzyıllarda yaşamış olan kadim Mayıs halkı ve Kizikos antik kentinin ruhunu tuvallere yansıttı. Mayıs'ta Sanat Grubu tarafından hazırlanan Kizikos'u Aramak isimli sergide Aynur Ergen, Bülent Sezgin, Nail Yurdusev, Emrah Ergen, Fatma Çayırkuşu, Münevver Bülbül, Remzi Özkara, Remziye Kurttürk, Seygünür Beytaş ve Türkan Atalay Aydın'ın Kizikos'tan esinlenerek yaptığı eserler yer aldı. Sanatçılar Müzeler Haftası kapsamında yaklaşık 30 eseri Bandırma Müzesi'nde sanatseverlerin beğenisine sundu. Açılışta konuşma yapan Mayıs'ta Sanat Grubu üyesi Aynur Ergen, serginin hazırlık sürecini şu sözlerle anlattı. Her yıl belirlenen müzeler günü teması bu yıl antik çağda eğitim ve müzelerde toplum yararına sergileme uygulamaları olarak seçilmiştir. Müze Sanat Grubu'nun yaratmış olduğu sanat eserlerini sergilemek için müzemiz seçmiş olmaları bu yıl tespit edilen temaya çok uygun oldu. Günün teması ile ilgili olarak İstanbul Arkeoloji Müzeleri Müdürlüğü'nden emekliye ayrılan Doktor Şehrazat Karagöz hazırladığı sunumu bizimle paylaşmak üzere İstanbul'dan geldi. Bize vermiş olduğu katkı nedeniyle değerli meslek büyüğüm Şehrazat Karagöz'e sonsuz teşekkürler. Sanatseverler, sanata düşkün, sanata çok yürek vermiş sevgili arkadaşlarım var burada. Misya Sanat Grubu'nu ben yakinen tanımak şerefine eriştim. Hocalarımız, değerli öğretmenlerimiz, içlerinde uzun süredir sanatla uğraşan ressamlarımız, heykeltıraş arkadaşlarımız çok güzel bir noktaya dokundular. Tematik bir sergi hazırlamışlar. Kültürel varlıklarımızın sanatla birleşmesi adına yapılan bu sergiyi gerçekten çok önemsiyorum. Hem çocuklarımız, hem gençlerimiz, hem de bizim için Bandırma'nın, bu bölgenin, antik kenti Kizikos'un adını da verdikleri bu sergi hepimiz için çok kıymetli. Her birisine tek tek çok teşekkür ediyorum. Başkanım adına da, belediyemiz adına da ve kendi adıma da. Emeklerine sağlık. Sanatçı hassasiyeti. Dünyanın en güzel şehrini de yapsanız bu lafı biz mutlaka söyleyeceğiz. Değişmek her zaman iyiye doğru gitmekle ilgili. Çünkü şöyle düşünün. Ayağınıza bulaşan bir çamurdan değer üretmek, bir çanak üretmek emek ve süreç gerektiren bir şey. Ben seramikçi olduğum için buradan demurayım. Ya da temizlemeye gayret ettiğiniz bir boya elbisenizden burada muazzam bir resme dönüşüyor. Böyle bir hikaye aslında bizim buraya aktarmak istediğimiz. Biz tekrar ben yineliyorum, bu bir davettir. Tüm sanatla uğraşan ya da sanata ilgi gösteren, tarihe, arkeolojiye ilgi gösteren herkesi biz bekliyoruz. Tartışmak, konuşmak ve üretmek için. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Aylardır, haftalardır ve sonunda günlerce süren uzun bir yolculuğun sonuna geldik. Aslında şimdi başlıyoruz. Bu topraklarda yaşamış özgeçmişimiz, kadim Misya halkının ve Kizikos antik kentinin aylardır izini sürüyor, zihnimizde, kalbimizde ve ruhumuzda inanılmaz bir savaş veriyoruz. Öncelikle çok emek verdik. Günlerdir ailelerimizden, evlatlarımızdan ayrı derin bir dikkat ve disiplin içinde sabah akşam ter döküyoruz. Yaşadığımız hiçbir zorluğu ve uykusuz gecelerimizi ise saymama gerek bile yok. Resim ya da seramik sanatı dışarıdan görenlerin sadece rahatlattığına inanılan birer disiplin belki. Ancak amacınız ortaya bir sanat eseri koymak, görünmeyeni ya da her gün düşündüğünüz ya da yanından geçip göremediğiniz ki biz burada milattan önce yüzlere kadar gittik, gitmeye çalıştık ve zamanla bir yolculuk yaptık. Milyonlarca güzelliği, rengi, ışığı, perspektifi, dokuyu, çizgiyi görünür kılmak olduğunda size temin ediyorum, rahatlamıyor, kanıyor, acıyor ve çok yoruluyorsunuz. Ancak mutluyuz çünkü bu da bizler için su içmek kadar önemli bir ihtiyaç. Misya Sanat Grubu üyeleri olarak bu topraklarda yaşamış her şeyin izini sürerek yüreğini paletine, fırçasına, tuvaline, çamuruna akıtmış Bandırmalı 9 sanatçı olarak bu sergiyi bugün 18 Mayıs Dünya Müzeler Günü'nde siz değerli Kizikos mirasçıları, çok değerli müze müdürümüz Tülintan Hocam önderliğinde ve bizlere olan sonsuz desteği sayesinde gerçekleştirmenin mutluluğunu ve bu konuda da bir ilk olmanın haklı olurunu yaşıyoruz. Bizleri bu gururlu günde yalnız bırakmayan herkese sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Sanatçı arkadaşımız da var. Sude bizi kırmadı sağ olsun. Rica ettik kendisinden.
yüzüyle, sesiyle bize burada eşlik ediyor.